Sayın seyirciler, Çorum Web TV'de haftanın öne çıkan haberlerinin yer aldığı haftanın panoraması başlıyor. Başkan Aşkın, güzel yurt sakinleriyle bir araya geldi. Samimiyet ve içtenliğiyle gönüllerde taht kuran Başkan Aşkın vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Bugünün hatırı Seydova olsun. Büyük bir efendim kalmış olur. Bugünün de şey olsun, bunu çevre düzenlemesine bir yer atalım buraya da. Güzel yurt sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Çorum Belediyesi'nden sel bölgesine destek. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın talimatı doğrultusunda sel afetinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesine 12 araç ve 15 personel gönderildi. Çorum'dan yola çıkan ekipler Başkan Aşkın tarafından uğurlandı. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, yerel yönetimler istişare toplantısı için Çorum'a geldi. Çorum Belediyesi'nin bazı projelerini ve çalışmalarını yerinde inceleyen Özaseki, seçim vaatlerini adım adım hayata geçiren Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Allah bu hizmet aşkını devam ettirsin, içindeki güzel niyetleri devam ettirsin. Belediye tutulsun diye dua ediyoruz. İnşallah çalışmalarımıza verimli olur diye temennide bulunuyorum. Ben de size saygıyla selamlıyorum. Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kentteki hayvancılığı geliştirmek amacıyla geliştirilen proje kapsamında kura ile belirlenen 257 üreticiye %75 hibeli süt sağım makinesi verildi. Çorum Belediyesi'nden üreticiye destek. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, süt üreticilerinin Hanımeli yöresel ürünler satış noktalarında satış yapabileceğini açıkladı. Ve şu anda inşallah bu ekipmanlarla sağlanan sütler şehrimizin muhtelif mahallelerindeki Hanımeli yöresellerde günlük, taze, hijyenik bir şekilde daha iyi fiyatlarla, daha nitelikli bir şekilde hemşerilerimize önümüzdeki haftadan itibaren ulaşmaya başlayacak. Gençlik Obası açılışa hazırlanıyor. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Ekim ayının ilk haftasında açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Çorum Belediyesi'nden Mecit Özün'e asfalt desteği. Çorum Belediyesi şehir merkezinde sürdürdüğü altyapı ve üst yapı çalışmalarını gelen talepler doğrultusunda ilçelerde de sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dodurga'ya asfalt döken Çorum Belediyesi bu kez Mecitözü'nde asfalt çalışması yaptı. Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Çorum'da seçim dönemi verdikleri sözleri pandemiye rağmen %70'ini tamamlamış bir belediye başkanı olarak Mecitözü halkının arasında olduğunu söyledi. Aşkın sadece merkezde değil bütün köy ve ilçelerimizde çalışmaya devam ediyoruz dedi. Mimar Sinan 11. cadde yenileniyor. 15 metre genişliğindeki yol 25 metreye çıkıyor. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın amatör spor kulüplerine müjde verdi. Aşkın bu yıl amatör spor kulüplerine malzeme desteğini iki katına çıkararak 250 bin TL değerinde malzeme desteği vereceğini söyledi. Amatör spor kulüplerimize malzeme yardımımızı da 250 bin olarak belirledik. O da hepinize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Filistinli kardeş şehir heyeti Çorum'a geldi. Kalkılya şehrinden bir heyet Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın heyeti belediye binası önünde karşıladı. Görüşmede Başkan Aşkın Filistin vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Filistin davasını sonuna kadar savunacağız dedi. Sayın seyirciler, haftanın panoramasını izlediniz. Haftaya yeni haberlerle görüşmek üzere.
Türk Televizyonu. Evet, aslında düşünülse daha iyi olur.